Sports Dijital Ekranı'na hoş geldiniz. Raffles'ın sunduğu Şampiyonlar Ligi maç önü programıyla karşınızdayız. Sevgili Hikmet Pınar başla beraber Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki romaş maçlarını konuşacağız. Real Madrid, Bayern Münih ve Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund maçlarına kısa bir mercek tutacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Çok keyifli bir ilk tur sekansını, ilk maç sekansını geride bıraktık. Şimdi ikinci maçlarda neler olur? Ee, onu konuşacağız, değerlendireceğiz. Notlarımız var. Bir e, maç önü fotoğrafı çekmeye çalışacağız. E, detaylıca konuşacağız ama önce sponsorumuz e, Raffles'a teşekkür ediyoruz. Konu Şampiyonlar Ligi olunca maç izlemenin heyecanı Raffles'a bir başka oluyor. Raffles'a futbol heyecanı doyasıya yaşadığımız Şampiyonlar Ligi gününde yine sizlerle birlikteyiz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanını konuşacağız diyelim. Hangi maçla başlayalım? Paris Saint Germain Dortmund yapabiliriz. Bence daha iyi maç oldu zaten. <laughs> i̇lk, i̇lk maçlara bakıldığında kesinlikle daha iyiydi. Ee, biz burada canlı yayındaydık karşılaşmadan sonra. Evet. İkinci yarısında e, yani not almaya falan da bırakıp tamamen televizyona <laughs> kilitlenip nasıl gol olacak, ne ara gol olacak diye izledik. Bir o tarafta bir bu tarafta hakikaten çok önemli bir karşılaşmaydı. Orada şöyle bir konu geçti aramızda. orada Öyle başlayalım. Tur bittiğinde yani ya Paris ya Dortmund turu atlayacak. Herhalde her iki takımda, e, kaybeden takım özellikle dönüp İlk maça bakacak. İlk maçın ikinci 45'ine bakacak. Kaçırdığı gollere bakacak. Paris elenirse <laughs> Fabian'ın kaçırdığı goller. Direkten önen toplar çok ön planda olacak. Dortmund elenirse 85'te 2-0'ı çok rahat bulabilirdi. Ee, orada golü bulamadı. Belki onu atılacak. Nasıl bir maç bekliyor abi bizleri? Ee, i̇kinci karşılaşmada neler bekliyorsun? Şimdi Paris Saint Germain Borussia Dortmund e, sanıyorum yarı final müsabakaları içerisinde birbirine antitez olabilecek son yıllardaki en keskin iki takım. Luis Enrique ben bol miktarda topla oynamalıyım ekolünün temsilcilerinden bir tanesi. Borussia Dortmund da rakibim istediği kadar topla oynayabilir ama benim kadar koşamaz ekolünün temsilcilerinden bir tanesi. Burada tabii ki benim e, gönlüm daha fazla koşup mücadele eden taraftan yana olacaktır. Fakat Borussia Dortmund'un kırılma anlarında kırılması meşhur. Evet. 85. Evet. dakikayı ararlar mı ikinci turda? Muhtemelen böyle bir 80 dakika boyunca onu ararlar. Ben maçın... Özellikle son 15 dakikasında düğümünün çözüleceğini düşünüyorum. Benim avantajlı gördüğüm taraf Dortmund. Bu neden? Paris Saint Germain'in savunma yapısı çok problemli. E, Umut da sağ olsun burada evet. notlarına eklemiş. Strasbourg maçı benim de dikkatimi çeken bir maçtı. Strasbourg maçında Paris Saint Germain adeta e, 4 tane ilk defa yan yana gelmiş oyuncu. E, savunma kurgusunu oluşturmuş gibiydi. Bu da bir şut, hazırlık gibi de algılanabilir tabii. Yani, yani şut yani. bloklama konusunda falan çok kötüydü evet. Paris evet. Saint Germain ve Borussia Dortmund... Ee, hangi özellikleri pla ön plana çıkar dersek muhtemelen önce ceza sahası içine giriş sonra arkadan koşu yapan oyunculara şut açısı oluşturma. Evet. Borussia Dortmund Paris Saint Germain'in ipini çekerse bu varyasyonla çeker diye düşünüyorum. Beraldo'nun varlığı Dortmund açısından büyük avantajlardan bir tanesi olacak. Luka Hernandez'in tabi çok talihsiz bir sakatlı olduğu ilk maçta kapattı sezonu Beraldo'yu herhalde orada kullanacak. Tabi Sancho'nun da yıldızlaştığı bir maçtı ilk evet. karşılaşma. Burada da herhalde o tarafı işlemek isteyecektir Dortmund Paris'in sol tarafını. Borussia Dortmund enteresan bir takım. Türkiye'de Galatasaray'a benziyor. Ee, rehabilite etme <laughs> açısından. Sancho iki senedir ipe çekilen bir oyuncuydu. Borussia evet. Dortmund'a geri döndü. Hiçbir şey olmamış gibi kaldığı devam yerden devam ediyor. Yani. Şimdi bir de şöyle bir avantajı var. Karşısında Beraldo oynayacak muhtemelen. Ee, Beraldo'yu beke koyup Danilo'yu da ekleyebilir. İkisi de Sancho açısından avantaj teşkil Çok teşkilidir. çok rahatlar. Çok rahat bir maç Burada e, Paris Saint Germain birazcık e, ee, Mbappe Saint-Germain yani Mbappe <laughs> üzerinden yürüyen bir takım. Paris Saint-Germain'in bütün zorlandığı noktalarda Mbappe sahne aldı. E zaten bir yıldız oyuncu e, tam olarak bunu Beklenti de bu zaten tabii Mbappe'den. Mbappe'yi devre dışı bıraktığınız zaman ki Borussia Dortmund ben şöyle düşünüyorum yani savunmayı muhtemelen orta sahaya kadar çıkaracaktır. Çok dar bir alanda sürekli ikinci top kazanmaya çalışacaktır. Mbappe kaleden çok uzakta topla buluşmak zorunda kalabilir. Dortmund'un Dortmund oyun anlayışında ilk buradan. başta da gözlemledik aslında birazcık ilk yarıda özellikle çok iyi marketler Mbappe'nin kontrolünü çok iyi sağladılar. İkinci yarıda da oyun biraz kopunca da Mbappe de kendine tabii. alan bulmaya başladı. Ceza sahası içinde topla buluştuğu zaman o çekip yine klasik vuruşunu yaptı burada bir farklı deneme yani kullanırım mı üzerindeki birazcık daha onu rahatlatmak için Mbappe'yi rahatlatmak için biraz daha kenara doğru e, gitmesini isteyebilir mi acaba? Kesinlikle katılıyorum ben daha çok e, Dembele üzerinden yürümesi muhtemel atak setleri düşünüyorum çünkü Dembele topla buluştuğunda bir kere gol hazırlamakta mahir adam eksiltebiliyor hangi ayakta olduğunu muhtemelen kendisi de bilmiyor <laughs> Santi Cazorla'dan daha çift ayaklı bir adam e, Osman Dembele gol hazırlama konusunda çok mahir bir oyuncu ve Dembele'nin topla buluştuğu pozisyonda Mbappe'nin Demarke topla buluşabilme serbestisi olabilir. Dembele onu sağlıyor Şimdi Dortmund yüksek tempo, yüksek tansiyonla geriye doğru koşu yaptığı pozisyonlarda bazen yerleşme problemi yaşayabiliyor. Bu yerleşme problemlerini maçta 3 kere yaşasa Mbappe 2 kere bitirebilir. Bir anda tabela 2-0'a gelebilir. O yüzden ben mesela Dortmund'u avantajlı görüyorum ama %70 topla oynayan taraf Dortmund olsa dahi Paris Saint Germain %30 ile 3 gol çıkartabilir. Çok fazla birbirine <laughs> e, yakın seçenekler bence. Ama umuyorum ki Dortmund tur atlan. İnşallah yani tarıkları. çok hak ediyorlar. Bence hani Paris'i de hak etmiyor demeyelim ama hani Dortmund sevdiğimiz için mi? ya da Paris'i sevmediğimiz için mi <laughs> bilmiyorum ya bizde birazcık hani <laughs> futbol dünyasında anti kahramancılar <laughs> ön plandadır. Şimdi Paris Saint Germain bu hikayenin kahramanı. Burada anti kahraman Dortmund'sa biz mazlum olanın yanında Hep <laughs> öyleyiz yani neden bilmiyorum. Hani yoksa Mbappe'nin futbolunu beğenmediğimiz için ya da Hakimi'nin back performansını beğenmediğimiz için değil. Burada Maalesef Dortmund'da işçi bir... ruhu burada <laughs> devreye Var için. orada devreye giriyor. Bir pozisyon vardı ilk karşılaşmada. Eşref Hakimi savunma arkasında. Sekse... O da 87'lerde falandı. Adem artık kova yani gördü gözüyle kaçışını da gördü gidemedi ee, o tempoya cevap veremedi ilk maçın tabii en çok koşan oyuncularından şiddetli koşu yapan oyuncularından bir tanesiydi Dortmund'un da yapması gereken tek şey bu aslında şiddetli koşmak zorundalar. Kesinlikle katılıyorum Adeyemi bir de e, hani herhangi bir atletten daha fazla alan kat etmiştir ve ya sprinter gibi oynadı zaten 100 metre sprinteri <laughs> gibi oynadı Adeyemi ile başa çıkmak da zor ama 80 dakika boyunca fişi çekemezsen ADM'nin de şarjı bitiyor. Tabii şarj bitiyor. Fülkruk'a da bir parantez açmak lazım. Yani bir modern 9 e, pivot 9 numaranın bu Almanların seviyede... Uzun yıllardır istediği ama bir türlü sahip olamadığı. Şu anda sahip oldu ama bence gerekli değeri <gülüyor> vermediği <gülüyor> e, profillerden bir tanesi Fülkruk. Valla dünya üzerinde hemen hemen her takımda iş yapar ama hiçbirisinde yıldız olmaz. Ama... Onu çıkardığınız zaman denklemden de ya bu ne kadar önemli oyuncuymuş diyebilirsiniz yani. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Oynatan oyuncu diyelim. O çünkü... Sancho'nun bu kadar rahat topla buluşmasını evet. sağlayan oyuncu Fülkruk. Bir de çok fazla bahsedilmiyor bu konulardan. Genelde işte şu, şu, şu topla şu kadar oynadı. Bu kadar topla buluştu falan. Oyunun 25 dakikası toplu oynanan tarafıysa geride kalan kısmı topsuz olan tarafı ve Fülkruk buranın lideri. İnanılmaz yani bir de fiziksel üstünlük kurması yani uzun vuruyorsunuz her türlü alıyor, rahatlatıyor, nefes aldırıyor, çıkmanızı sağlıyor, servisi yapıyor. Sadece gol vuruşu yani attığı gol de bence çok üst düzey bir santrafor golü yani. Abi şimdi stoperle bek arasına kanat oyuncusunun kaçmasına alışkınsınız. Buna tedbiriniz var. Ama pivot tipi bir santraforun evet. stoper bek arasına koşu atması evet. çok kabul edilebilir bir şey değil. <laughs> Beklemezsiniz olarak. yani bundan. Hiçbir türlü de beklenmedik bir yerde o golü buldu. E ee, ilk maçta Umut'un notlarından yine e, en son olarak şuna değinelim. Hani senin söylediğin yere de çok ciddi bir ek olabilir abi. Dortmund ilk maçta 9 kilometre daha fazla mesafe kat etmiş. Ya yani bu bu seviyede çok gördüğümüz de bir durum değil aslında. Aa, 9 km koşmayan takımlar var dünyada. <gülüyor> Kalecisi <gülüyor> doğru <gülüyor> 9 kilometreyi bulamayan takımlar var. Bunu sağlaması zannediyorum ki en net kilit nokta olacak ikinci maç öncesinde. En büyük talihsizliği bu sene Leverkusen dünya tarihinin <laughs> efsane sezonunu geçiriyor. Öbür taraftan Sebastian Hönes Stuttgart'la tarih yazarken Leverkusen efsanesine denk geldi. Şimdi iki tane mükemmel takım varken ki Bayern Münih'in son yıllardaki en düşük trendinde olduğunu söylemek yüz mümkün. Yüz. Borussia Dortmund bu sefer de Stuttgart ve Leverkusen kayalarına çarptı. Bunun intikamını almanın <laughs> en doğru yolu bence Paris Saint Germain'in tur <laughs> evet. atlamak. Finale giderse de tabii bambaşka bir durum oluşabilir. İkinci maça geçelim. E, Real Madrid Bayern Münih. Tabii baba eşleşme bu yarı <laughs> finalde. E, ilk karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. Şimdi e, Santiago Barnabé'de oynanacak rovanç karşılaşması. Ve moralli bir Real Madrid. Şampiyonluğunu ilan etmiş bir Real Madrid olacak. Tabii ki zaten artık matematiksel olarak kanıtlandı zaten şampiyonluğu belliydi İspanya'da Real Madrid ama ne olursa olsun bir moral motivasyon artıda geliyor. Real Madrid burada nasıl bir karşılaşma olur? Yayından önce de birazcık bahsettik hani Real Madrid'in neleri değiştirmesi gerekiyor Münih karşısında çünkü ilk maçta şunu çok net gördük yani çok ciddi bir dominasyonla başladı oyuna Bayern Münih. Yani ilk hatayı değerlendirdi Real Madrid. Evet bu sürpriz değil ama Bayern Münih'in bu kadar etkili başlaması hakikaten çok beklendik bir şey değildi benim açımdan. İkinci maç nasıl başlar abi? Şimdi burada birazcık program formatını aşarak tırnak içinde <laughs> e, turnuvanın en kabız maçı olması gerektiğini düşündüm. Bir maç bizi bekliyor. Real Madrid mutlaka her takımın eksiğini bulup bir şekilde değerlendiren bir takım. Fakat Bayern Münih bu sene o kadar sinir bozucu bir takım ki. Evet, hakikaten öyle ya. Thomas Tuchel tam bir turnuva teknik evet. Şimdi bakıyorsun adam kalesinin önünde 6 pasın içerisinde 3 kişi kendi aralarında paslaşıyorlar. Sen burada gidip baskı uyguluyorsun alamıyorsun. Çıkıyorlar. Aldığında atamıyorsun. Çok sinir bozucu evet. bir takım. Evet. Stoperleri bu kadar kötü olduğu halde burada yarı final yapıp rakiplerine bu kadar az gol şansı veren dünya tarihinde başka bir takım var mıdır bilmiyorum. kimince Kim çok kötü. Delik kötü durumda. Sa Aynı zamanda sakatlığı var bu kadar e, denklem dışı faktörleri dengede tutan iki tane oyuncu vardı. Goretzka, Laimer. Goretzka bence sağ içerisindeki teknik direktör. Performansından bağımsız benim özel Değil olarak de. hayran oldum bu oyuncu. O olduğu zaman başka oluyor Bayern Münih'te işte. bakıyorum. Geçen sene Laimer'in sözleşmesi biterken Türkiye'den hiç kimse Eğlenmedi. böyle bir adamın <laughs> farkına varmadı. Ben o dönemde diyordum ki Laimer'i alacak pres yapma odaklı olan herhangi bir takım en yakın rakibinin iki misli <laughs> öne çıkar. Laimer tek başına yaptığı baskıyla Avusturya milli takımını da ayağa kaldıran, evet. ön tarafta 5 kişiyle baskı yapmayı da sağlayan, kapılan toplarda iki oyuncuyla 6 tane oyuncuya karşı hücum etmenizde size avantajlı kılan. Böyle bir konforsu yaratıyor sana. Ben inanılmaz beğeniyorum bu oyuncuyu ve Bayern Münih seviyesinde görülmeyen bir oyuncuydu. Bence şu anda Bayern Münih'in en önemli oyuncusu Harry yani. birlikte. İki tane birbirine benzeyen takım. İkisi de top bende olmasa da çok önemli değil. Top ortada bırakabilir <laughs> iki takımda. Rakibim açık versin de ben oradan bir şekilde yürürüm diyen iki takım. Ama Bence... bu daha çok sanki Real Madrid. Yani bu kimliğe daha yakın olan takım tabii ki Real Madrid. Ee, ama tabii evde oynamak, iç sahada oynamak e, aslında deplasman formatına daha uygun bir şeyden bahsediyorsun abi sen. Şimdi taraftarla beraber oynuyorsun. Ee, bu birazcık sabır işi de bir noktada Santiago Bernabeu'da. Valla Bayern Münih topla oynayan taraf olarak göründüğü maçlarda mesela %55 ile Galatasaray maçında bir sekans yakaladı. Evet. Bu %55'in %48'i ceza sahasının içinde. Evet. Dolayısıyla Bayern Münih topla oynadığı zaman oynuyor diyemiyoruz. <laughs> Bayern Münih topla oynarken gedik yaratmaya çalışıyor. Real Madrid'in de en bence e, öne çıkan özelliği kompakt bir şekilde ki e, Kroos Modric buna engel olabilecek fizyoterapiye Hı -hı. sahip isimler ama Biri onlar da o kompaktlığı da. sağlayan isimlerden bir tanesi. Vinicius'a attığı efsane pas, i̇şte hep göstererek... ön plana olsun. Resmen şuraya koşu yapacaksın evet. dedi, oraya topu attı ve e, golü bulmasını sağladı. Bayern Münih bu tip hataları maç boyunca iki ya da üç kere veriyor. Fakat bunun gibi iki ya da üç kere şansla yakalıyor. En karar veremediğim maçlardan bir tanesi, Umut tabii e, bundesligacı <laughs> olduğu için Bayern Münih'in mucize kovaladığını söylüyor ama şöyle <laughs> Münih sinir bozucu yapısıyla e, en az Real Madrid kadar bu Şanslar. kurda iddialı bence. Ki e, Bayern Münih ile oynuyorsun ne kadar kötü olursa olsun kendi sezonunda liginde Almanya'da şampiyon olamamış da olsa şampiyon yarı finalinde karşılaşmak istemeyeceğim bir takım. Ne olursa olsun Şimdi grup, cezayı keser sana. Yani. Grup aşamasındaki futbolu Bayern Münih'in kesinlikle buraları hayal bağlattırmıyordu. Ettir, hayal yani ben kimsenin şey düşündüğünü düşünmüyorum işte biz Real Madrid karşısında yarı final oynayacağız diye düşünmüyorlardır Aslında. muhtemelen. Fakat Real Madrid'in işte tahmin edilemezliği şurada. Real Madrid topu komple rakibe verdiğinde de topu eline aldığında da aynı derecede tehdit, tehdit yaratabiliyor. Bayern Münih'te şöyle bir durum söz konusu. Topla kendisi oynarken rakibini baskıya davet ettiğinde tehdit yaratabiliyor. Hı. Yani burada aslında bir adım önde olan taraf Real Madrid. Fakat dünya tarihinin en önemli santrforlarından bir tanesi olması mümkünken oyun kurucu santrforu <laughs> eğrilen Kane gibi bir oyuncusu var Bayern Münih'in. Ve Kane'e karşı kim oynayacak Real Madrid savunmasında o belli değil. Tabii muhtemel 11'i de var. Real Madrid'in 11'inde bir değişiklik beklemiyoruz. Ama tabii burada senin söylemek istediğin şey... Kane biraz daha merkeze geldiğinde, orta sahaya geldiğinde... ...onu kim takip edecek orta sahadan? Şimdi kim Cross, kontrol edecek? Cross mesela adam adama markaj... Beni çok şaşırtmıştı. Yani. Ben Kross'tan böyle bir şey kariyeri boyunca yani. beklememiştim. Ama Cross adam adama markajda dünyanın en iyilerinden birisi olduğunu evet. ispat etti. Fakat Cross Kane'le uğraşırsa... Kendi kalesinden uzakta savunmak durumunda kalır Real Madrid. O zaman geriye doğru patlamalı sprintler atmak zorunda kalırsa savunma Bayern Münih öne geçebilir. Ralf de görüştü Hı -hı. Bayern Münih. De ee, reddedildiği söyleniyor. Rangnick de dünyanın en e, ilginç teknik <laughs> evet. adamlarından bir tanesi. Bayern Münih yarı final mücadelesi verirken Real Madrid'le karşılaşacakken Rangnick'le görüşebilen bir kulüp. <laughs> yani bu birazcık böyle kafa kurcalamıyor desem yalan evet. olur. Ben ikisini de eşit miktarda avantajlı görüyorum. Hani %50, %50 hiç turnuvanın başından beri bu kavramı kullanmadım ama bu maç için Tam bence... Tam olarak böyle. öyle. Penaltıda gitse de çok şaşıracağım bir karşılaşma olmaz. Gidebilir de... Penaltıların 5 evet. tanesinin atılıp eşit bitip tekrar devam etmesi de sürpriz <laughs> olmaz. Yani 2012 o kadar. miydi Real Madrid'in... Bayern Münih'e karşı kaybettiği Santiago Bernabeu'daki evet. yer o da yarı final maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada da bir yani, penaltı ekme durumunda, bir travmatik bir durum söz konusu olabilir. Hatta Mourinho'nun en çok üzüldüğü maç dediği karşılaşmaydı o turu kaybettikten sonra. Tabii Rafael de e, oynamıyor, evet. o da sakatlandı, o da çok ciddi bir katkı maçın e, yaratmıştı. O tabii ilk faktörden de şey kalacak Bayern Münih kullanamayacak. O da önemli. Burada e, Sane gamsızlığının üstüne belki göstermesi gereken performansı Real Madrid'e karşı gösterebilir. sana dünyanın garip oyuncularından bir çok tanesi. Garip oyuncu. Çok garip iyi oyuncu. Sahada dolaşırken kader değiştirebiliyor. Çok kötü oynuyor dediğin maçta iki tane asist yapıyor. Real Madrid'in saha içi yerleşiminde Bayern Münih açısından en avantajlı oyuncu sanki Sane gibi duruyor. Oradan daha çok ilerlemek mümkün olabilir. Çünkü Mendy ters ayak savunmasında çok başarılı bir oyuncu değil. Orada Rüdiger'in atletizmiyle ve Nacho'nun sigorta <laughs> olmasıyla kurtarmaya çalışıyor Real Madrid. Sana üzerinden yürüyecek bir senaryoda Bayern Münih tur atlayabilir gibi. Yani ben Real Madrid... Bu tur geçenin ben şampiyon olacağına <laughs> inanıyorum. Ee, sanki Şampiyonlar Ligi finali e, gibi, sahte finali gibi geliyor bana. Bu turu geçen e, finalde de götürecek gibi geliyor ama... Bakalım nasıl bir 90 dakika belki yüzünü belki penaltı edeceğiz abi ağzına sağlık. Birisinden futbol açısından <laughs> çok keyif alınacak diğerinden mücadele açısından <laughs> çok, çok keyif uygun. alınacak. Bence e, olabilecek en dengeli senaryoya denk geldik. Her ne kadar UEFA'ya bol miktarda sallasak da bu konuda <laughs> keyifli bir tur olacak bence. Burada hep beraber izleyeceğiz. Bakalım finale hangi takımlar adını yazdıracak. E, yarı final e, ikinci karşılaşmalarından sonra bunları da yine e, spor Digital ekranında konuşacağız. Raffles'la şampiyonelgi maç önü. Yayınımız sona erdi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.